süreçte çok önemli bir kavram ve fiil oldu benim için. Yani o hem bir böyle bir düşünme anı, hem de bir rahatlama anı herhalde. Biraz tevekkül şey, yürüyerek, koşarak, bilmem ne, o koşmak, koşturmak iyi geliyor yani. Burayı keşfedince biraz mecburiyetten burada koşmaya başladık o bile. Çünkü kimse yok gördüğünüz gibi. Ama sonra bir fark ettim ki aynı yerde koşmuyorsun aslında. Her adım başka bir adım. Çünkü her dalga başka, onun sesi başka. Güneşin doğuşu farklı, rüzgar farklı, koku farklı. Biraz havalar ısınınca burada denize de giriyorum, yanlaya koşuyorum. O zaman taşlık olması önemli, ayağına batıyor insan. Bediz ihracından sonra, daha doğrusu sözleşmesinin yenilenmemesinden sonra yazmıştım bu ufka bakma durağı diye. Yani uzağa bakıyorsun ve o uzağa yönelmeye çalışıyorsun. Hani denizcilikte deniz tutunca ufka bakarsın. Çünkü şeydir ya, ufuk ne kadar sallanırsan sallan, burası düzdür. İşte umut orada galiba. Hani iradenin umudu dediğin o ufka odaklanmak. Çünkü ufuk belli belirsiz. Bir yere gitmiyorsun yani, belli bir istikamete gitmiyorsun. Hayal ettiğin bir şeye doğru yürüyorsun, koşuyorsun. Tamam. Şu 10 giren kapıyı kapatırsın. Zamandır yani aklımda olan bir şeydi. Ama tabii yani çalışırken daha bunu zaman zaman işte yazın lazım bilmem ne öyle. Üniversitede ufak bir bostan çalışmamız olmuştu buğday derneğiyle. Yani işte 5 tane sadece sebze yatağı içinde. Falan öyle yavaş yavaş fikir olgunlaştı. Ondan sonra işte işten atılmamızın güzel bir tarafı oldu yani. Erkenden hayallere kavuşma şansı gibi. Çaresizlik ve sıkışmışlık içindesin. Yani çok büyük bir acı yaşanıyor, haksızlık yaşanıyor ve elinden hiçbir şey gelmiyor. Dolaylı bir haberin ötesinde aileleri bu süreci doğrudan yaşayan öğrencilerimiz vardı. Yani düşünsene, şöyle bir öğrencim var. Babasıyla son konuşmasında o hakkı, helallik istiyor oğlundan. Birinci dereceden tanıklıklarla olayı yaşıyorduk. O yüzden böyle bir isyan halindesin. Hani pasif bir isyan halindesin. Kendi kendini yiyorsun. Normalde bu hep ben dalga geçerdim bu imza kampanyalarına. Hani bir mastürbasyon gibi, hiçbir işe yaramayan. Hatta bir daha hiç imza kampanyası yapılmasın diye imza kampanyası toplamayı düşünüyordum. Öyle bir espriyi de çok yapmıştım vardır. Sonra bir gün öyle bir çalışma olduğundan haberdarsın zaten ve görüyorsun. Yani canım yanıyor. O yüzden de tabii ki hiç tereddüt etmeden hani ben de bu metnin altına imza atıyorum diyorsun. Ama attığın şey
metin değil aslında, meramın altına atıyorsun. İsyanın, itirazın, o acı ifadesinin altına imza atıyorsun. Hani babam öldü, 1980'de öldü, 5 yaşındaydım. Ne öncesini hatırlıyorum, ne ölümünü hatırlıyorum. Ama ondan sonrasında bütün bu soruların cevabı annemin bizi nasıl yetiştirdiğine bağlı. O Cumhuriyet'teki mülakatta söylediğim gibi, hani sizin kahramanınız şehit babam olabilir ama benim kahramanım annem. Eğer bir kahraman arıyorsan. Yani dolayısıyla annem beni çok daha kindar ve şey yetiştirebilirdi. Bir rövanşist olarak, işte bu Kürtler, bu işte bu savaş bilmem ne diye. Ama öyle yapmadı. Daha sosyal demokrat, daha liberal bir yerden bakan bir anneyle büyüdüm herhalde. Yani çok 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 küçükken asker olacağım ben de dediğimi hatırlıyorum ama belki de dememişimdir de öyle geliyordur. Biraz işin rengi değişince o zaman yurt dışına çıkayım ben. Hani bir de bir burs şeyi olmuştu oradan. Başvurmayı düşünmüyordum sonra ama işte düşündüm. Filan 3 aylık bir şey olarak çıktım. O sırada henüz pasaportum vardı. Girip çıkabiliyordum. O yüzden o ilk aşama da çok ağır değildi açıkçası. Ama işte ondan sonra ben henüz Almanya'da işte 5. 6. ayımda filanken bizim KYK çıktı. KYK çıkınca tabii... Yani artık gelememe. Yani gelebiliyorsun tabii ama gelince geri çıkamıyorsun. Orada da şey kararını vermen gerekiyor. Yani o bursa bizim ihtiyacımız var mı? Bir. İkincisi Türkiye'de işler nereye gidecek? Yani nereye gideceğini bilemediğim bir durumda da ben döneyim ne olursa olsun diyemeyebiliyor insan. Ve hani bir bekleyelim, görelim. İşte bir B planı gibi yani. Orada bir şey. O yüzden B planını hep hani canlı tutma adına ben orada kaldım. İşte ulaştı, çıkamıyordu. İşte çocuklardan biri benim yanımdaydı, biri buradaydı filan. O tabii biraz zor bir süreçti. Yani en zora oydu aslında belki. Yani burada birlikte. Tabii en zora oydu. Çünkü ayrısın hani bir de yani hakikaten akademiden soğumuşum. Akademik bir şey yapmak istemiyorum ama o değil tabii zorluğu da. Yani inanmadım. Bir şey ve bir mecburiyet üzerine kurulu olması çok kötü. Yani bir sürgün veya ne bileyim bir şey kelimesini kullanmak hiç istemiyorum ama gerçekten bir tür zorunlu hareket kısıtlaması. Yani gerçekten da tatsız bir şey. Yani kimsenin yaşamasını istemem. O anlamda hani iltica falan tarzı şeyler de çok çok zor şeyler. Bir de benim zaten çalışma alanım bu yani. Ben göç çalışıyorum, zorunlu göç çalışıyorum. İşte mültecilik bilmem ne konularını çalışıyorum falan. Hani bir baktım bir gün ben de o haldeyim falan. Hayatımın en zor derslerini verdim o dönemde. Hani bediz atılmış, bütün arkadaşlarımız odalarını boşaltmışlar bilmem ne. Biz de kendi ilanımızı bekliyoruz. Ama bir yandan da inatla yaptığımız işi yapmaya devam edebildiğimizi göstermeye çalışıyoruz. Ama çok zorlanıyoruz. Hani benim böyle hep derslerde çok keyif alırdım. Çok şen şakrak geçerdi ama en zor derslerdi o zaman verdiğim dersler. Hani ya bir sonraki derse gidip gidemeyeceğini bilmiyorsun. Her ilan çıktığında, resmi gazetede her ilan edildiğinde acaba çıktı mı diye bakıyorsun. Onu bir, o ihraçtan birkaç gün önce bir arkadaşa yazdığım mesajda belirtmiştim. Hani bizim beyin ölümümüz gerçekleşti zaten. Hani gerçek ölümümüzün olmasını bekliyorduk. O şey de öyleydi işte. İlan da zaten öyleydi. O resmi ölümün ilanıydı. O yüzden hani beklediğin bir şey olduğu için rahatlıyorsun. Çünkü bazı şeyleri yaşamak, ondan tanık olmak veya beklemekten daha kolay.
Sonra zaman geçtikçe biraz şeyi anladık. Yani Türkiye'de böyle bize hemen derleyip toplayıp hapse atacak gibi değiller. Zaten o sıralarda Almanya'da giderek biz şeyi anlatmaya başlamıştık. Yani ben ve birkaç arkadaş daha. Yani sürekli, çünkü işte Türkiye şöyle kötü böyle kötü, aman işte insanlar akın akın geliyor, mülteci olarak geliyor veya işte en azından göçmen olmaya çalışıyor, yerleşmeye çalışıyor falan. Yani tamam, çok karanlık bir şey ama bu karanlık insanların kıpırdamasını tamamen engelleyen bir şey de değil. Yani hatta akademide susturulanların bir kısmının dışarı çıkması onları böyle konuşabilmeye, bir şeyler üretebilmeye de bir alan açıyor, yeni bir alan açılıyor, yeni bir şeyler doğuyor Türkiye'de falan diye habire anlatıyorduk ve bunların içinde yer alma isteği de giderek artıyordu yani. 2 yıllık bir burs vardı. Bunun bir döneminde ders verdim. Hani derslerimin bitimi işte olanın da okulunun bitimiyle falan aşağı yukarı örtüştü. Ama ondan sonra işte Ekim ayında döndüm. Hakikaten artık daha fazla kalmak istemiyordum. Çünkü gerçekten burada evimde, hani ülkemde falan olma isteği çok fazlaydı yani. Antalya'da bir sunuşa gitmiştim. Psikiyatri kış okuluydu. Orada işte anlattım bu süreci, kültür haneyi. Ondan sonra çıkışta çay içiyoruz, sigara içiyoruz. O zaman sigara içiyorum. Ey güzel günler. Birisi geldi, genç bir herhalde psikolog ya da psikiyat. Hiç de iyi bir şey yapmıyorsunuz dedi. Böyle iyi halt ediyorsunuz dedi hatta. Ben böyle espri yapıyor zannettim. Sonra baktım ki ciddi. Neden, yani neyi yanlış yapmışız dedim. Siz dedi, travmanızı yaşayamıyorsunuz dedi. Travmanızı yaşamaya müsaade etmiyorsunuz kendinize dedi. Şimdi bana bir gülme geldi. Hani travma vardı da biz bir şey yaptık. Belki doğru ama bu da bizim travmayı yaşayış biçimimiz. Bu da bir tane ciddi ki arkadaş, hani ben de depresyona gideyim de ondan sonra önümüze bakarız diye yaşamıyorsun ki süreci. İstakoz gelecek, hepinizi yiyecek. Tombul istakoz hiç doymaz ki. Hiç yalvarmayın boşuna, hepinizi yiyecek. Tombul istakoz hiç duymaz ki. Her gün bana bir e-mail yazıyordu. O gün ne oldu, ne bitti, ne yaptı falan filan. İşte o günün kaydını tutma gibi bir şey yani. O yüzden kültürel sürecinde bayağı yakından takip etmiş gibi. Hani konuşmadan daha fazla. Çünkü konuşmada öyle çok şey konuşulamıyor yani. İşte çocuklar var zaten. Onlar da şey gösteriyor. Ama o şey yazdıklarından bayağı takip edebildim yani herhalde. Kültürel şey. Herhalde bizim imzadan beri en çok öğrendiğimiz şey o. Yani karşına ne çıkarsa ona göre bir biçim kazanıyor. Yani duvar çıkarsa sağa dön, çukur çıkarsa üstünden atla filan şeklinde. Bir şey, o günü ya da o şeyi sürdürebilme şeyi. Hadi görüşürüz o zaman. Arkadaşlar şeyde mi? Görüşürüz.
Bir dakika ne yaptık? Yumurtaları çöktük, un parçaları koyduk, kuru meyveleri ilave edeceğiz. Tamam, bir de un koyacağız, olacak, bitecek. Çok pardon. Yani hani yer bulamadık, buraya sıkıştırdık gibi. Hani yine koyayım, öyle bir olsun. Bakalım. Ama bu etkinliğe gelen olmazsa senden. Tamam, gel. Tamam. Bir dakika. Bana yazmasın bu. Ben demiştim sana de. Tamam. Orada olmayacak. Tamam. Rekol. Bu mu? Lokul dirsek. Herkesin bir kriz anında verdiği tepki değişir ya. Hani bazısı panik olur, bazısı daha kilit olur, bazısı eforik olur. Ne bileyim yani. Benim herhalde mizaç olarak vereceğim tepki de hep kafamı çevirmek oluyor. Başka bir şeye odaklanmak, hani onu görmemek gibi. Hani bir şeyi, orada olanı orada bırakıp, ama onu hani öyle olmuyor. Nasıl yapacaksın? Kendine başka bir meşgale bulacaksın. Yani zihinsel bir meşgale bulacaksın, fiziksel bir meşgale bulacaksın. İşte ne yaparız birlikte? İşte onlara bir iş kurmak falan gibi çabalarımız vardı ama o dönem kendi aramızda çok iyi bir maddi dayanışma da oluşturduk. Galiba o yüzden ilk ihraç olan arkadaşlarımız bir iş kurma, hayatlarını maddi anlamda devam ettirme telaşına girmediler. Sonradan işte bu atılma, bizim atılma günümüzden sonra, dün de söylemiştim, biz Bediz'le telefonlarla konuşurken Ulaş başka bir arkadaşla acaba nerede iş kurabiliriz diye gerçekten bir lojistik yer arayışına girmişti. Sonradan bir başka arkadaşla işte nasıl yaparız, ne ederiz diye bir akşamüstü konuşacaklardı. İşte pek onlar hesap kitap bilmediği için bana şey dediler, ya biz hesap yapacağız, ne olur gel bize şu fizibilite konusunda yardım et dediler. Ben de o gün fizibilitede yardım etmeye gittim. Senin de biraz önce söylediğin gibi o masadan kültürhane, ileride adı kültürhane olacak olan kuruluşun ortağı olarak ayrıldım. Hani Ayşegül'le oturup Ertan da vardı. Üçümüz başladığımızda burada, hani Deniz'in de bu süreçte olması, onu gel diye davet ettik. Yani sen de bu işte ol diye. Ondan sonra bir de Nalan diye bir arkadaşımız vardı. Onun eşi üniversitedeydi. Onun da oturma ihtimali var. Eş durumunda. Hani Nalan'ın da burada olmasını için davet ettik. Öyle başladı. Yani mekan bulundu, gelip bakıldı ve biz bir anda öyle kendimizi bir mekana işte sözleşme imzalar ve elimizde hani böyle bir şey var, bir bina var, bir işte şey var, bir kocaman bir mekan var. Burada ne yaparız, ne şekilde şey yaparız, çünkü hiçbir şey de bilmiyoruz. Ya bu yolu nasıl izleyeceğim ama yani şimdi seneyi tamamlamış olmam gerekiyor ya. Neyi tamamlamış? Tezi. Ha, bu süreci nasıl tamamlayacağım yani? Bitmiş olması gereken bir süreç ya, proje. Yok hayır, sen orada zaten bitmiş bir şey var. Evun gazete var işte. Örneği var işte. Senin yanlıca. 2011'de Mersin Üniversitesi'ne geldim.
kamu yönetimi bölümü. 2016 mezunuyum. Danışman hocam Ulaş hocam, Ulaş Bayraktar. O süreçte hocalarım Ulaş hoca başta olmak üzere ihraç edildi. Yüksek lisans kontenjanının açıklanmasını bekliyordum. Hocalarım gidince haliyle fakültede hoca kalmadı. Bu yüzden de ben bir türlü başlayamadım yüksek lisansına. Bu ihraç sürecinden sonra kütüphane açıldı. Haliyle burada görüşmeye başladık Ulaş hocamla. Sonuçta bir kapı çalıp girme ya da işte ders başladı da derse gireceğiz hadi arkadaşlar geç kaldınız gibi bir derdimiz yok. Elinizde çayınız, kahveniz ve istediğiniz her türlü konuyu konuşabiliyorsunuz. Bu çok keyif verici. Benim açıkçası şu an işte 4. sınıf öğrencisiyim ben televizyon sinema bölümünde. Sinema ile ilgili hiçbir tane dersim yok. Şu anda yok. Ya açılmıyor ya da işte hoca eksikliğinden açmıyorlar, kadro alıyorlar falan gibi handikapları var. Mesela oyuncu yönetimi dersini alamadım. Hakan Altın hocamız gittiği için alamamıştım. Bunun böyle bir boyutu var. Bir kayıp yaşadık bilgi anlamında. Belki de bize iş düştü, biz yaptık. Belki de bu bilgi edinme süreciydi, başka bir şeydi. Daha da avantajlı da olabilir hatta çevirirsin. Ama şey oldu ya hani... O okula tekrar gittiğimde ben şunu hissediyordum açıkçası ihraçlardan. Sonraki ihraçlardan önce de hani öğrenci arkadaşlarımızdan da çok büyük uzaklaştırmalar, gözaltılar yedik. Onlar da gittiğinde bizde şey oldu. Yani bir şenlik dağıldı, acı yer kaldı meselesini ben çok çok hissettim. Özellikle o olmayan derslerde görmediğim mesela Deniz Hoca'yı odasında ziyaret etmediğim zaman, Hakan Hoca'nın odasından buyuka çalmadığı zaman. Mesela işte Ulaş Hoca başka sinemaya gelmediği zaman. Tabii çok fazla böyle odada şey muhabbetimiz oldu veya dışarıda muhabbetimiz oldu ama hani ben onun dersine girme aşamasına gelene kadar zaten hani süreç başlamıştı. Kısmet olmadı hiç. Evet. Yani Oktay da daha öncesinde de hani şey yapıyorduk, böyle konuşuyorduk bir sürü bir şey böyle farklı konularda paylaşıyorduk. O gelip işte bir şeyler soruyordu. Dolayısıyla ben hani o açıdan şanslı kişilerden biriyim ki hani o şey, o sınıf sınırlarının dışında bu tür ilişkileri, bu tür paylaşımları bir şekilde bulup devam ettirebildik yani. Yani güzel bir şey. Ben kusura bakmayın, sözümü sağlıyorum. Estağfurullah hocam. Geldi. Ne yap? Açılıyoruz birbirimize şu an. İran'la Tebriz yani Azerbaycan bölgesinden oradan geldim. Tıp okumak için geldim. Eylül ayında geldim. Geçen sene Eylül'de geldim. Her gece de babamla konuşan da annemlerle konuşan da hep hocalarımın iyisini, iyiliklerinden anlatıyorum. Ne kadar iyi insanlar var. Daha mesela daha önce ben çok zorluk çektim. Şu an mutlu yaşıyorum. Yani burada çalışandan çok mutluyum. Çok çok mutluyum. Eğer geldiğimde de burada arkadaşlarım fark edipler bugün daha mutlusun. Yani ben çok mutluyum. Burada çalışıyorum. Çok mutlu oluyorum. Evde oturunca ben kütüphaneye gidiyorum. Öyle. Orada o şeyi yoğunluğu, yani o istiklalin polis şeyi, Galatasaray'ın falan ne fena olmuş. Her yerde yok turizm polisi, yok bilmem nesi, şusunuz. Gerçekten insan böyle bir geriliyor. Burada biz şeyiz, bahadayız ya gerçekten. Yani şu bizi izleyemedim mi? Haberini aldım ama o yüzden sonra da şu bir şey var.
Hoş geldiniz. Bir Boğaziçi buluşmasında daha beraberiz. Dördüncü oluyor bu. İki Zeynep, bir Reşit Hoca'dan sonra Can Hoca'yı ağırlıyoruz. Belgesel sinemayı konuşalım istiyorum. Yani onu, belgesel sinema ne biçim bir şeydir? Gazetecilik midir? Akademisyenlik midir? Sanatçılık mıdır? Yani hepsidir bunların bir açıdan baktığında. Aslında bence hepsidir. Ama aynı zamanda da gazetecilik değildir. Gazetecilik başka bir şeydir. Yani sanatsal bir faaliyet olur. Tabii ki sanatsal bir faaliyettir bence. Çünkü sonuçta hani etrafınızdaki şeylere sanatsal bir alan içinden bir tepki veriyorsunuz. Bir şeyler söylüyorsunuz, hikayeler anlatıyorsunuz. Yani Barış Akademisyenlerin mahkeme sürecini de takip ediyorsunuz. Bugüne kadar yaptığınız aktivist olarak ya da yaptığınız yönetmen olarak filmlerde hep dışarıdan bir gözdünüz ama şu anda öznelerden birisi sayılırsınız. Evet. Bu size neyi hissettiriyor? Bu yaşadığımız şey, biraz hani onu da anlatmak lazım. Yani ne yaşadık? İşte 2016 yılının Ocak ayında önce 1128 akademisyen, daha sonra hemen akabinde 2213 kadar akademisyen bu suça ortak olmuyoruz başlıklı bir bildiri yayınladı. Hemen devletten buna tepki geldi. İşte ve biz sözlü akademisyen ilan edildik. İşte yani terörist ilan edildik vesaire vesaire. Halbuki bizim ki yapmaya çalıştığımız şey tamamıyla insanlar ölmesin ve barış için devlet gerekeni yapsın. Bazılarına dair hemen soruşturmalar açıldı. Hemen onların işlerine son verildi falan filan. Böyle bir cadı avı süreci başladı. Yani sadece burada bir para kazanmak, hayatı sürdürmek değil. Çünkü öyle olsa bunun çok daha kolay yolları vardı. Yani yurt dışına giderdik. Danışmanlık yapardık ya da Ayşegül emekli oldu zaten bir şekilde geçindi. Buranın hikayesi aslında hep o böyle bir artık insanlar gülüyorlar. Umut hikayesi. Hani umut devşirmek ve bu umutu bir hikayeyle hep hikayelendirmek, bunun öyküsünü hatırlatmak, bunu oluşturmak. O yüzden de buradaki her mümkün olan her şeyin bir anlamı, bir iması olsun istiyoruz. Bir şey ima etsin. Bir şeyi düşündürsün, bir şeyi hatırlatsın. İşte 1, 2, 3, 4 de diyebilirdik ama hani arkada masalar bir şey kazanmaya başladı. Öyle hani şimdi de gelip biri diyor ki ya işte ben işte diyor Bermal masasından geliyor, ben Eylem masasından geliyor. Bermal ile Eylem benim işte üniversiteden, fakülteden beraber ihraç edildiğim iki tane canciğer arkadaşım. İkisi de şu anda şeydiler, farklı ülkelerdeler. Yani hani onların isimlerini duyuyor olmak güzel bir şey oluyor. Ama burası tam tık diye oturdu yani 10 tane masamız var, 10 tane sürgünde arkadaşımız var.
hemen o oluştu. Mehmet Fatih'in yani Mehmet Fatih haliyle hani onun adına adisyon açamıyoruz artık. Çünkü hayatta değil. Onun anısını biraz daha kuvvetli bir şekilde işaret etmek de bir vicdani sorumluluk neticede. Hani ya Mehmet Ali Fatih Tıraşı hani ya o biraz bir şeyimiz yani hani başka bir taraftan ayrı bir acımız. Ya o zaten hani kültürel ne kapansın orası kalsın gibi bir şey. Yani o başka bir şey. Yani hani biz o süreci çok şey yaşadık. Çok hani bizim açımızdan çok acılı yaşadık. Çünkü hani işte Mehmet işte Adana'daydı, bizim Mersin'deki dayanışma yani hani bizim işte bu atılma süreçleri şunlar bunlar başladıktan sonra burada sendikada dayanışma akademisi oluşturup orada dayanışma dersleri verilmeye başlamıştı. Orayı girip takip eden bir arkadaşımızdı. Ayıp bir şey tabii onu aramızda tutamamış olmak, bu hayatta kalmaya ikna edememiş olmak, hani ikna süreci yaşamadık, daha da fena bu yani bunu fark etmemiş olmak. Ama en azından onu bu şekilde anmaya çalışıyoruz yani. Kitaplarını yazdığı ve yazması muhtemel kitapları koyarak işte hemen girişte sağda onun doktora tezi var. Kitaplarını getirdi ailesi. Kitaplarının bir kısmı burada. Öyle. Güzel dostları var ki bizim böyle bu şirketin görünmeyen ortakları var. Yine bunlardan bir tanesi. Onlar hep kendilerini kültür annenin bir parçası hissediyorlar. Artık adına ortağı, kurucusu ne diyersek diyelim. Öyle hissediyorlar. Böyle çok fena şeyler yaşanırken Ayşegüller'le olan dostluğum ve bu kültür hanenin var olma aşaması bana hala bu ülkede bir dayanışmanın, bir umut olduğunu işareti oldu. Sanıyorum ülkenin bu dönemini başka bir kentte bu kadar kolay atlatamazdım diye düşünüyorum. Yani ve bu kültürhanenin, bu ortamın sadece bana hissettirdiği değil, aslında bütün Mersin'e hissettirdiği bir şey diye düşünüyorum. Anlarsın ki boşuna
şey saymaz ki. Tombul istakoz gelecek, hepinizi yiyecek. Ağlayıp sızlamayın boşuna. Tombul istakoz hiç duymaz ki. Tombul istakoz gelecek, hepinizi yiyecek. Sıra bana gelmez demeyin. Tombul istakoz hiç saymaz ki. Tombul istakoz hiç duymaz ki.